kanser tedavisinde hem veteriner tıbbında hem de insan tıbbında 3 tane ana silah kullanılabiliyor. Birincisi cerrahi. Cerrahi çok önemli. Hatta en önemlisi doğru cerrahi. Ancak o zaman tümörler çok uzun süre gelmeyebiliyorlar. İkincisi kemoterapi. Kemoterapide ilaçlar kullanılıyor. Daha çok bir yerden başka yere sıçrama yeteneği olan metastazik tümörlerde işe yarıyorlar. Üçüncüsü de radyoterapi. Radyoterapi ilginç bir tedavi şekli. Çünkü hemen hemen tüm kanser türlerinde genel tedavi içerisinde kullanılabiliyor. Ben size biraz radyoterapiden bahsetmek istiyorum. Radyoterapi daha önce bahsettiğim gibi çok tedavi sırasında kullanılabilirken iki tedavide çok önemli yer bulmaktadır. Birincisi metastaz yeteneği düşük olan ama lokal olarak gelme yeteneği çok yukarıda olan tümörlerde o geliş süresini uzatabilmek için çok etkilidir, özellikle sarkomlarda. İkincisi de belli tümörler inoperable'dırlar, çıkartılması çok mümkün değildir, özellikle baş boyun tümörleri. Böyle tümörlerde hani tam bir tedavi sağlamasalar bile kaliteyi artırabilmek için, yaşadığı süre içerisinde daha mutlu ve daha huzurlu, daha ağrısız olabilmesi için çok işlevseldir. Bizi de bulan hastaların çok büyük bir kısmı bu iki ana nedenle bulmaktadırlar. Bir, olduğu yerden tekrar gelen tümörlerde. İki, hani bundan sonraki dönemde iyileşmese bile mutlu ve huzurlu olsun diye. Radyoterapi yapılmaya karar verildiği sıra önce canlının tomografisinin çekilmesi gerekir. Tomografi bize tümörün nerede olduğunu gösteriyor. Tomografi işleminin ardından radyasyon yapılacak bölgenin tam olarak konumu belirleniyor ve çevre hayatı organlarla olan açıları hesaplanıyor. Böylece bir yere radyasyon uyguladığımız zaman çevresindeki organlar ne kadar bu radyasyondan etkilenecek onu anlayabiliyoruz. Bu da bizim kaç seansta o radyasyon oranlara çıkabileceğimizi gösteriyor bize. Kedi tüm camların içerisinde radyasyon duyarlılığı en az olanı, yani çok güçlü radyasyona karşı. O yüzden onun sarkomlarında haftada birden böyle 4 seanslı yüksek dozlarda radyasyon verilerek protokoller var ve gayet işlevsel. Ama bu oranlarda köpek ya da insan radyasyon alamıyor. İnsanda genelde 30 gün üst üste ancak o dozlara çıkarak gelmeyi başarabiliyorsunuz. Köpeklerde de böyle 12-13 seansta falan yapmaya çalışıyorlar. İnsandan daha az seanslarda radyasyon uygulamaya çalışıyoruz. Çünkü bizim her radyasyon uygulamamızda bir sakinleştirici kullanmamız gerekiyor. Onlar içeride doğru konumda radyasyonun uygulanmasına izin vermiyorlar. Radyoterapinin uzun ve kısa dönem yan etkileri oluyor normalde. Biz hayvanlarda uzun dönem yan etkilerini çok fazla göremiyoruz ömürleri yetmediği için. Kısa dönem yan etkilerinde de eğer baş boyun tümörleri değilse tüylerde renk değişimi, işte bölgesel tüylerde dökülme, deride kuruluk gibi yan etkiler dışında çok ciddi bir yan etki görmüyoruz. Bunlar da elde ettiğimiz avantajları göz önünde bulundurduğumuz zaman gayet hani tolere edebilecek yan etkiler. Radyoterapi ağrısız bir işlemdir. Özellikle kemik tümörlerinde ağrı kontrolü için tercih edilen önemli tedavi protokollerinden biridir. Radyoterapinin etkisini 2. 3. seanstan sonra görebilirsiniz. Tümörde kanamanın durması, tümörün belli miktarda küçülmesi 2. 3. seanstan sonra, ilk haftadan sonra gözle görülebilmektedir. Normal şartlar altında belli tümörlerde operasyon öncesinde ışınlamak daha avantajlı. Çünkü radyasyon oksijenini ortamda daha çok etkiliyor. Tümör bölgesine operasyon uyguladığınız zaman aslında bölgenin kanlanması bir dönem için bozulmuş oluyor. O yüzden eğer operasyon yapılmadan tümörler ışınlanırsa daha başarılı olacağı düşünülüyor. Özellikle kedilerdeki sarkom için bu önemli bir şey.